Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda Devlet Bahçeli'nin konuşması üzerine, yani Abdullah Öcalan gelsin meclise konuşsun ifadesi üzerine Erdoğan'ın ya bir açıklama yapması bekleniyor diye söylenip duruyordu. Erdoğan yaptı açıklamasını. Özgür Özel'in söyledikleri var. Ona tepkisi var. Bütün bunlar konuşulurken yani bir taraftan işte adı da konmadı ama açılım mı, başka bir şey mi, ne koyacaklar adını onu bilmiyoruz. Bir türlü onu da bekliyoruz. Ne söyleyecekler onu da bilmiyoruz. İş tuhaf hale geldi. Bütün bunlar konuşulurken yumuşama var gibi de söylenirken haberler Esenyurt Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Ahmet Özer dün tutuklandı. Şimdi sebebi ne? Bunun üzerine konuşacağız. Gerçi daha iddianamenin tam metnini falan onları görmüş değilim. Yani şöyle yarım yamalak bir baktım iddianamede ne söyleniyor. Orada en çarpıcı bölüm zaten kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal'la 14 kez görüşmüş olması. En çarpıcı bölüm. Başka da çarpıcı bölümler var. İşte 648 ayrı kişiyle görüşmeden söz ediliyor. Fakat ilginç olan başka bir şey, 10 yıldır teknik takibe takılmış efendim. 10 yıl daha önce de yazmış olduğu bir kitaptan alıntı yapılmış. Şu anda ifade edilenleri söylüyorum da tam adam akıllı dedim ya bakmadım. Bir de kaç sayfalık bir iddianame ve iddianameyi satır satır bir görmek gerekiyor. Çünkü en önemli husus burada somut deliller mi değil mi o nedenle dikkatli konuşmak gerekir. En azından kendi adıma söyleyeyim dikkatli konuşmak gerekir. Çünkü bu işlerden çok çekmiş bir adam olarak ve çekmeye devam eden bir adam olarak söylüyorum. Peki o zaman şöyle başlayayım. Soru 1. Kendi kendime soruyorum. Efendim Abdullah Öcalan'a özgürlük mü vaat edildi? Ya da özgürlük mü vaat ediliyor? Veya daha çıplak sorum özgür mü bırakılacak? Şimdi 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı. Ondan önce seçim biliyorsunuz 14 Mayıs işte 28 Mayıs. Sonra bir yerel seçim gelecek. Şimdi arkadaşlar kendi kendime düşünmekteyim. Abdullah Öcalan'la hiç kuşkusuz ki görüşmeler yapılıyor idi. Hiç kuşkusuz. Ama bize yansıtıldı, yansıtılmadı. O kısım tabii ki son derece muğlak. O gri bölgede kalıyor ama istihbarat örgütü hiç kuşkusuz ki görüşmeleri sürdürüyor, hiç kuşkusuz ki takibi sürdürüyor. Şimdi benim aklım şunu söylüyor efendim. Abdullah Öcalan'la bir pazarlık yapılacaksa ya da yapılmışsa 2023 seçiminden önce yani Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik olarak bir pazarlık yapılır. Ne söylemeye çalışıyorum? Cumhuriyet'in 100. yılında genelde işte teamüldür. Çok özür dilerim, affedersiniz. Allah Allah, Allah Allah. Efendim, genelde teamüldür Cumhuriyet'in 100. yılı gibi ya da kuruluşların 250. yılı gibi siyasi aflar çıkarılır. Ben çok daha önceleri, vallahi anımsamıyorum, 3 sene önce mi, 4 sene önce mi, neydi? Halk TV'de konuşurken bunu dile getirmiştim. Hatta buna birileri saçma salak tepkide göstermişler idi, anlamadıkları için. Şöyle bir pazarlık yapılması akla yatkın. O da şu, Abdullah Öcalan'a, işte Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle efendim genel af çıkaracağız. Sen de ev hapsini alacağız. Evet. Peki. Ama bunun karşılığı olarak da senden istediğimiz de nedir? İstediğimiz de şudur. Bu seçime yönelik olarak Erdoğan'ın Cumhur Reisliği hususunu hem kendisinin hem de işte HDP unsurlarının, o zaman HDP unsurlarının ve dahi dağdaki teröristlerin, onlar gerilla diye hitap ediyor. O da muhtemeldir gerilla diyecektir. Terörist diyecek hali yok onun. Bunlara silah bırakma çağrısı yapacağını, yapması gerektiğini, ülkede artık bir barış olması gerektiğini
Bu şekliyle önüne bir kompozisyon koymuş olmaları çok akılcı geliyor bana. Ha, peki Abdullah Öcalan bunu kabul etmiş midir? Şimdi onun yerine birisini koyalım, herhangi bir kişiyi koyalım, birimizi koyalım. Bu kadar yıldır efendim hapistesin, yaşın böyle bir noktaya gelmiş artık. Dolayısıyla ne yaparsın? Buna evet dersin. Ama bu yeterli değil. Peki, bir de Selahattin Demirtaş'a gitmeniz lazım. Şimdi Selahattin Demirtaş'a da gidip, bak Abdullah Öcalan'la böyle 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 konuştuk. Kendisine böyle öneride ya da vaatte bulunduk. O buna evet dedi. Ha, şimdi sen de buna evet de ki artık bu işler bitsin. Bu çerçevede çıkartılacak olan bir af yasasıyla, özellikle siyasilere yönelik olarak, çünkü o zaman hapishanede kimse kalmayacak, siyaseten orada olanlardan söz ediyorum. Sen de böylece çıkmış olacaksın ama Erdoğan'ın Cumhur Reisliği adaylığı desteklediğini ifade edeceksin. Şimdi ona böyle bir şey söylendiğinde o bunu kabul eder mi? Şimdi şimdiye kadarki tavrına baktığım zaman o bunu kabul etmez. Şiddetli tepki gösterir mi? Yakından tanımadığım için ne tür tepkiler gösterdiğini onları bilemeyeceğim. Yani hitap tarzını bilemeyeceğim. Küfür mü eder, argo mu konuşur, elleriyle jest böyle mimikler mi yapar? Bilemem yani. Ya da kameraları gösterir, onlara yönelik bir şeyler mi söyler? O konuda hiçbir bilgim yok dedim ya, hiç karşılaşmadığım için bilemiyorum ne türlü refleksler de buna tepki gösterir. Ama şunu ifade edebilirim. Böyle bir öneriyle ona gidildiğinde o hayır demiştir. Niye? Çünkü daha önce Erdoğan için seni Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız diye çok net tavır koydu. Zaten ondan sonra da ipler koptu. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle baktığım zaman ben Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını, ki ondan başka kimse bunu yapamazdı, kim yapsa tutuklanırdı. Şu anda kim böyle bir cümle kurmuş olsa, talepte bulunmuş olsaydı, siyasetçiler hakkında hemen fezleke inmişti şimdi. Çoktan meclis başkanlığına savcı işte talepte bulunmuştu. Benim gibilerde doğrudan doğruya şu anda tutuklanmıştı. Şimdi Erdoğan bir şey söyledi Devlet Bahçeli'nin açıklaması için. Elini de gövdesini de dedi vücudun taşın altına koydu. Başka bir şey daha söyledi Erdoğan. Yani artık konuşmasını uzun uzun anlatmama gerek yok. Onlarca kere dinliyoruz. Ama anlamı şu, ben Devlet Bahçeli ne söylüyorsa aynen onaylıyorum dedi. Şimdi Devlet Bahçeli ne söylemişti? Abdullah Öcalan gelsin, demin parti grup toplantısı, meclisteki toplantısında çıksın, konuşsun ve desin ki ben bu terör örgütünü lağvettim. Şimdi burada birazcık soluklanalım. Daha önce de ifade etmiştim bu konudaki düşüncem ama şimdi biraz soluklanalım. Arkadaşlar, şimdi PKK, KCK, PYD, YPG, şimdi bakınız, bunları böyle ele alıp değerlendirdiğimizde tek tek neyi görüyoruz? Yahu ABD cenahı zaten PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlamış idi. Bu bir. Madde iki. PKK'ya artık ihtiyaçları yok. Bu tarafta YPG, PYD'yi yapılandırdı. Bir hesap, tam rakamları bilmiyoruz ama yurt dışında yayınlananlara da bakıyorum. Bir hesap 140 bin diyor. Başka bir hesap 200 bini geçti diyor. YPG, PYD'deki eleman sayısı. Ve bunların hepsi ne oluyor? Silahlandırıldılar. Peki niye yapıldı bu? Yapıldı çünkü burada bir Kürt devleti artık ABD tarafından kurduruluyor. Yalnızca burada değil, bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Muhtemeldir ki biz, tabii ki 30 yıl gibi bir zamanda ya da 40 yıl gibi bir zamanda bunu görmeyiz, göremeyebiliriz. Bunu daha uzun bir zamana yayılabilir. Ama
Suriye, Irak, İran'daki Kürtlerle Türkiye'deki yayılmış olan Kürtler, coğrafi olarak bakınız, buradan bu dört parçanın birleştirilerek ortaya çıkartılacak olan bir Kürdistan'ın kurdurulması, zaten baştan beri ta Sevr'e bakın, onun öncesindeki konuşmalara, görüşmelere bakın, bir hayal değil, bir plan. Ha diyeceksiniz ki, Türkiye'deki bu bölgenin Kürdistan diye adlandırılarak bu söylenmiş dört parçanın birleştirilmesinin yıl olarak ne olabilir? Olasılık size söyleyeyim, 100 yıldan önce olmaz. Bak 100 yıldan önce olmaz. Ama şimdi bir ciddi bir problem var. O ciddi problem şu. Bunun yapılabilmesi için Türkiye'nin içinde iç savaş, kaos, karışıklık ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Suriye'den getirdikleri kaçkınlar, Afganistan'dan getirdikleri Amerikan ordusunun eğitip yetiştirmiş olduğu o askerler. Bakın arkadaşlar, şimdi bunlarla, dikkat buyurun şimdi bakın, bunlarla burada Kürt ayrılıkçılığını talep edecek olanlar ve bunları uluslararası arenada destekleyecek olan büyük güç ya da güçlerin harekete geçirmesiyle bu gerçekleştirilir. Buradaki en büyük tehlike ne biliyor musunuz? Bunu çok önceden söylediğim için, neredeyse 9-10 yıl önceden söylediğim için, bak bir daha söylüyorum bunu. Bunu hep yineledim, yineliyorum. Buraya getirdiğiniz Suriyeli nüfus, bunlara Araplar diyelim, Suriyeli Araplar. Ne oluyor? Çok hızla nüfus artıyor. Peki. Şimdi daha önce Kürt nüfus çok hızlı artıyor, Türk nüfus artmıyor. O zaman biz bunu dengeleyelim. O akıl, ben öyle düşünüyorum. Diyorum ki bu bir senaryo. MGK'da Erdoğan'a briefing olarak verilmiş bir senaryo. Bu bir senaryo, benim senaryom. Ve şöyle dendi. Türk nüfus artmıyor, Kürt nüfus artıyor. Bu artış hızıyla kısa bir süre sonra burada siyasi parti olarak söylüyorum, mecliste milletvekili açısından çoğunluğu ele geçirecekler ve bir Kürt Cumhurbaşkanı olacak. Diyelim DEM olsun yine adı, bilmiyorum değişir mi? Çok sık değişti. Efendim sistem de değiştirilmiş olsun. Başbakan da bir Kürt olacak. Bakanlar Kurulu'nun tamamı DEM Partisi'nin milletvekilleri, çoğunluğu Kürt nüfus olur, içinde başka da olur. Peki, biz bunu istemiyoruz devlet olarak. Ortada devlet kaldı mı onu bilmiyorum da. Briefing'de diyelim ki bu söylenmiş olsun. Onun üzerine Erdoğan da, Suriye'den madem ki bu Sünni Arap nüfus tamam getirilsin, hiç olmazsa bunlar Sünniler. E bu taraf deme baktığın zaman bunlar seküler. Evet, laik cumhuriyeti, cumhuriyetin laik karakterini bunlar savunuyorlar. Evet. Peki böyle bir durumda Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da nüfus miktarı az olmakla birlikte ama AKP'ye sürekli oy veren, onlar da yine cemaat tarikat mensubu olan yine bir Kürt nüfus var ama onların nüfus sayıları az. Eğer şimdi böyle bir iktidar söz konusu olursa muhtemeldir ki artık bu Sünni cemaat tarikatların devlete yuvalanmasın falan, bunların hepsini devre dışı bırakacaklar ve hatta bunlara karşı operasyonlar da yapacaklar. O zaman biz ne yapalım? Biz işte şimdi Türkiye'nin Kürtlerine karşı Suriye'nin getirmiş olduğum, tekrar söylüyorum, Sünni Arapları. Bu da çok yeterli değil. Şimdi böyle bir eylemin yapılabilmesi için ABD'nin vermiş olduğu, ben ona öyle inanıyorum, akıl doğrultusunda Afganistan'dan getirilen Amerikan, tekrar tekrar yineleyerek söylüyorum bunu, bu askerler, Afgan askerler işte bu işler için kullanılacak. Şimdi arkadaşlar, eğer bu benim senaryom doğruysa, umuyorum ki doğru değil, eğer bu benim senaryom doğruysa, bakın ileride
Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi görebiliyor muyuz? Anlayabiliyor muyuz ne olup ne bittiğini? Eğer böyle bir akıl verilmişse, böyle bir akıl üretilmişse, bunun adı büyük akılsızlıktır. Türkiye'nin geleceği açısından. Türkiye'nin geleceği açısından. İşte şimdi bütün bu anlatımları toparlayarak ifade edeyim ki, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öyle başladı çünkü her şey. Demek ki daha önce bu konuda düşüncem net benim. Abdullah Öcalan'la görüşmeler yapılmış. Bakın görüşmeler yapılmış. Ha, ama dağ kadrosu ne yapıyor? Buna tepki gösterdi. Onu söyledi, bunu söyledi. Onlar yatıştırılır. Niye? Çünkü onlara da Amerika'dan gelecek olan emir talimat doğrultusunda hareket edecekler. Geçen sefer izah ettim. O silahlar nasıl bırakılır, gruplar nasıl dağılır, ne olur, ne biter. Artık onları yinelememe hiç gerek yok. İyi, güzel de. Şimdi bütün bunlar konuşulurken ne oldu da Esenyurt'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan belediye başkanı Ahmet Özer'e böyle bir operasyon yapıldı. Şimdi işin en başından bakalım. Ahmet Bey'i kim önerdi, kim destekledi? Ekrem İmamoğlu ısrarla. Belediye başkanı adayı yapabilmek için Halk TV'ye çıkarıldı. Defalarca konuşturuldu. Kamuoyuna geniş bir PR'ı yapıldı. Yani tanıtımı yapıldı ve kabul ettirildi. Oysa ki o dönem ısrarla hep herkes, bilen herkes ne söyledi arkadaş? Kendisi HDP'li. Ama şimdi Esenyurt dediğimiz bu ilçe nüfus açısından Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. Anadolu'daki, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve dahi Karadeniz'de çok sayıda ilden daha fazla nüfusa sahip. Üstelik karma karışık bir yer. Hatta şey diyorlar ona, Esenciles diyorlar. Böyle bir ifadesi var onun. Ha, Esenyurt'un kurucusu Gürbüz Çapantay, yıllar öncesinden biliyorum. Gürbüz Çapanoğlu belediye başkanıydı. Tabii canım. Orada çok önemli işler yaptı Gürbüz Çapan. Ama daha sonraki seçimde kendi memleketleri büyük bölümüyle Karslılar Gürbüz Çapan'a seçim kaybettirdiler. Şey derler, Gürbüz Çapan içinde Kürt. Hayır, Kürt değil. Terekeme. Kürt değil. O nedenle seçildi falan deniyor. Ya memleketin haline bakar mısınız? Allah'ınız, gülüyorum bak, farkındasınız değil mi? Ya siyasal etnik kimlikler üzerine konuşuluyor. Arkadaş bu ne zırva iş ya? Bu ne zırva iş? Burası getirildi, Afrika ülkeleri haline soktular. Orada da kabileler konuşulur ya hep. Peki ne deniyor? Deniyor ki efendim 10 yıldır teknik takip altında kendisi. Şimdi iki hususu birbirinden ayırarak konuşmak gerekiyor. Şimdi belediye başkanlığı seçimine girebilmesi için temiz kağıda alınması gerekir. Şimdi gösterildi belge, bu kağıt alınmış. Peki 10 yıldır izleniyorsa, teknik takipteyse, o yazdığı kitap zaten oradaki ifadeler tuhaf. Yani bir akademisyen öyle bir cümleler, öyle bir şey yazar mı? Yazmaması gerekir. Ama işte o da bir yere yaranmaya çalışıyor. Sonuçta akademisyen de olsa o da sonuçta insan işte. Yaranıyor her neyse. Ha, bunları ben çok yaşamışım. Ben de kendi kitaplarım için sorguda ifade verdim. Zekeriya Öze Fikret Seçen'e. Kitaplarım orada konu oldu. Daha önceleri anlattım. İşte kitapta da yazdım, biliyorsunuz ne oldu. 12 Mart dönemi İmtaz Soysal Hoca'nın anayasaya giriş kitabı yargılandı. O yüzden tutuklandı, mahkum edildi. Tamam, bunlar yabancı değil bu ülkede. Kabul, ama orada işte terör örgütüyle ilgili işte gerilla merilla orada bir şeyler, bir sürü şey yazmış. Her neyse. Şimdi deniyor ki asıl kırmızı bültenle aranan, Türkiye'nin de başına 10 milyon Türk lirası ödül koyduğu Remzi Kartal'la kaç, 14 kere mi 16 kere mi ne görüşme, konuşma yapılmış. Fakat şimdi sosyal medyada bir fotoğraf çıktı, yaşına gösterdi bana. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olan Hüseyin Yayman, o da akademisyen, Ahmet Bey gibi. Yemekte, yani o masada fotoğrafı var. Cumhuriyet Halk Partisi. Kim? Devlet. Hayır, AKP milletvekili Hüseyin Yayman. Cumhuriyet Halk Partisi mi dedim? Şimdi belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. Hüseyin Yayman AKP milletvekili.
Hatta dün akşam bir televizyona katılmış, bir programa katılmıştı. O da akademisyen. Şimdi peki o yemekte ne konuşuldu? Şimdi o fotoğraf kimin tarafından çekildi? Diyelim oraya yemeğe katılan birisi. Ama aynı zamanda MİT tarafından da çekilmiştir. Çünkü takip ediyor, her şeyi takip ediyor MİT. Remzi Kartal acaba Türkiye'den miydi? Hüseyin Yayman yurt dışına gitti. Orada mı çekildi bilmiyorum. Onun açıklaması yapılır. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu ülkede hiç kimsenin eli ötekinden daha temiz değil. Bakın daha temiz değil. Hele oy almak için, hiç kimseyi ayırt etmeden söylüyorum. Oy almak için şeytanla bile bir araya gelirler. Çünkü siyaset böyle bir şey. Ama ondan sonraki süreçte kalkılıp birbirlerini suçlama konusunda da birinin de ötekinden bir farkı yok. Şimdi Özgür Özel bir açıklama yaptı. Cumhur Reisi kendisine teşekkür etti. Kardeşlikte işte birlikte olmak konusunda açıklama yaptı. İyi oldu falan diye. Özgür Özel de hemen ona bir tepki gösterdi. Benim söylediğimi anlamamış dedi. Bana teşekkür etmiş ama ben dedim ki bu problem mecliste çözülür, mecliste konuşulur. Onlar ise dedi Abdullah Öcalan'ı meclise getirip konuşturmak istiyorlar. Şimdi Öcalan'ın meclise getirilip konuşturulması doğru bir şey değil. Sonuçta terör örgütü lideri, önderi. Bu iş karma karışık hale geldi. Arkadaşlar bizim de kafamızı karma karışık hale getirdiler. Bunun bir adını koysunlar. Hani bunun adı yumuşama mı? Efendim bunun adı açılım mı? Bunun adı kardeşlik projesi mi? Şimdi eğer bu teröristleri hoşgörüyle bakmak, bunları getirip bir yerlerde konuşturmak söz konusuysa, hatırlar mısınız? O açılım sürecinde dağdan getirmediler mi? Üstelik de üstlerinde kendilerinin gerilla kıyafeti dedikleri kıyafetleriyle getirmediler mi? Çadır mahkemelerinde bunları yargılatmadılar mı? O yargılattıkları çadır mahkemelerinde bunları aklatmadılar mı? Kalkıp valilere, oradaki işte jandarmaya, ordu mensuplarına genelgeler gönderip bunların Anadolu içinde, Türkiye içinde dolaşmalarına dokunmayın, serbest bırakın denmedi mi? Megri megriler çekilmedi mi birlikte? Ne olur bir davranış geliştirilecekse, bir akıl ortaya konulacaksa burada bir mantık arıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir tutarlılık arıyoruz burada. Dolayısıyla bizi de darmadağınık ediyorlar. Kafalarımızı karmakarışık ediyorlar. Ne söyleyeceğimizi şaşırıyoruz. Şimdi Abdullah Öcalan'a nasıl hitap edeceğimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Kalkıyor birileri, İşte DEM Parti milletvekilleri sayın diye hitap ediyor. İşte birileri kalkıyor çocuk katili diyor. Birileri kalkıyor işte terörist diyor. Birileri kalkıyor terörist başı diyor. Terör örgütü başı diyor. Şimdi bunun hangisini söylerseniz sizin de başınız belaya girmez. Hangisini söylerseniz doğru. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. O nedenle sevgili arkadaşlar ana problemimiz şu. Cumhur Reisi evet doğru söylüyor. Yıllardır devam eden, sene ta 1983, kuruluşu 1978. Arkadaşlar, bu büyük problemin ortadan kaldırılması gerekiyor. Kanımıza emdi. Ekonomik olarak o kadar büyük zarara uğrattı ki bizi. 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Barışı kaybettiler. Dengeyi kaybettiler. Bölgeye yatırım yatılamaz hale geldi. Nasıl başa çıkılacak bu? Ayrıca da şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu Kürt sorunu nedir sorusunun yanıtını ne olur ya bir Allah'ın kulu bize kalksın madde madde söylesin. 1, 2, 3, 4, 5, 10 adı her neyse şunu bir madde madde anlatsın. Bir tek şey duyuyoruz. Efendim, ana dilde eğitim, peki ikincisi kültürel haklar. Arkadaş, şimdi ana dilde eğitim meselesi bu sıkıntılı bir iş. Sebebini söyleyeyim. Çünkü Türkiye ulusal, üniter bir devlet. Ulusal devletlerde model çok nettir. Çok nettir.
resmi dil tektir. Resmi dil tek olduğu için ana dilin öğrenilmesi için hep anlattım bunu. Devletin asli görevi, devlet bunu yapmalıdır, yapmak zorundadır. Bak yapmak zorundadır. Ama ana dilde eğitim meselesi başka bir iştir. Bunu bilerek söylüyorlar. Bak bunu bilerek söylüyor. Ve bu gittikçe ne oluyor? Gerilimi arttırıyor. Gittikçe gerilimi arttırıyor. Kültürel haklar dediğimiz haklar tüm etnik kimliklerin hepsine verilmek zorundadır. Yaşatılmak zorundadır. Bu çok başka bir şey. Bunu benim dilimde tüy bitti ya. Ben 1996 yılından beri bunu anlatıyorum. Yeni bir şey değil. Ama arkadaşlar son sözüm şudur. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu siyasal iktidar mensupları da ta 1980'den itibaren alıyorum ele. Siyasal iktidar mensupları da yıl oldu 2024. Kendilerinin Kürt halkının temsilcisi olduğunu iddia eden siyasal partiler de bunu yürekten söylüyorum. Hiçbirisi bu problemin, bu sorunun çözülmesini istemiyorlar. Bak çözülmesini istemiyorlar. Çözülmeleri yönünde iki taraf için söylüyorum. Adım attıkları andan itibaren işin içine uluslararası müesses nizamın aktörleri giriyor bu sefer. Ve girmeye devam edecek. Ankara'da bizi yönetenler ve bundan sonra yönetecekler de akıllarını başlarına toplasınlar ne olur? Bak akıllarını başlarına toplasınlar ne olur? Büyük Kürdistan projesi, eski bir proje, bu hiçbir zaman ortadan kaldırılmaz, hiçbir zaman da kaldırılmayacak. Ne olur ülkenizin 100 yıl sonrasını düşünün. Ne olur 100 yıl sonrasını düşünün. Yapacağınız en akıllıca şey bir kere bu Suriyeli kaçkınları bir ülkelerine geri göndermektir. Göndermeyi beceremiyorsanız ne olur Hatay, Antakya, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesinde tutmayın. Bak gücünüz yetmiyorsa artık ABD'den aldığınız talimat doğrultusunda bunları buraya getirdiyseniz Karadeniz'e yığın bunları, Trakya'ya yığın bunları. Arkadaşlar bak bunları buralara yığın. Becerebiliyorsanız Orta Anadolu'ya getirin. Ama bu bölgede bak aşağıda bırakmayın. Ne söylemek istediğimi Ankara'dakiler anlıyor efendim.